Sayın Cumhurbaşkanı'nın Moskova'da Max fuarına yaptığı ziyareti takip ettim. Havacılık fuarı. Orada bütün uçaklar sergileniyordu ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Putin bizzat hem Su-57 hem de Su-35 uçaklarını anlattı, tanıttı, gösterdi. Evet. Böyle bir diyalog da devam etmekte o gün bugündür. Evet, gazetelerde okuduk hatta bu haberleri. Benim tabii askeri bilgim yok ama şöyle söyleyebilirim. Benim anladığım kadarıyla bunların satın alınması Batı'ya verilen bir mesaj gibi. Ama bir yandan da her ülkenin kendi güvenliğinde çeşitlendirmeye gidiyorlar. Yani alımlar aracılığıyla ittifakları, müttefiklikleri çeşitlendiriyorlar ki belli bir ülkeye bağımlı bir şekilde savunması bağlanmasın. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Bütün ülkeler aynı şekilde yapıyor. Mesela Suudi Arabistan örneğini vereyim. En çarpıcı örnek ABD'nin en yakın müttefiki olarak değil mi? Şu anda özellikle görüyoruz ama Suudi Arabistan bile dış güvenliği için alımlarda Çin mallarını gözden geçirmeye başladı. Bu geçtiğimiz yıl. Bu bile bize ülkelerin belli bir ülkeye bağımlı kalmadan savunma sanayilerinde ayarlamalara gittiğini gösteriyor. Ama tabii Türkiye'nin yeri farklı. Siz o yüzden hani bunu özellikle vurguluyorsunuz. Bir NATO üyesi ülke ve bizim Nerdin Bey'in de dediği gibi mesela F-16'larımız var değil mi? F-4 Phantom'lar var. Phantom'lar var. Farklı tipte uçak sistemleri kullanıyoruz. Evet. Ağırlıklı olarak F-4 yani ve F-16. Şunu da eklemekte fayda var. Az önce söyleyemedim. Yani Su-35, Sukhoi-35 aslında 4 artı yani BNL'ler, o standartlar, gelişmişlik standartlarında 4 artı yani 5. nesil değil. 5. neslin bir öncesi. Yani 5. nesil şey sayılıyor, 57'si olan. Veya F-35. Türkiye'nin şöyle bir amacı olabilir. Şimdi uçağı da yine hardware ve software'e ayıracak olursa hardware'i motorudur. Software'i de aviyonik bölümüdür. Yani yazılımıdır. Türkiye uçak motorları konusunda epeyce yol kat etmiş olmasına rağmen yani şu an Rus uçak savaş uçaklarında özellikle kullanılan vektör değişimli dediğimiz motorlar Türkiye'de şu an üretilmiyor. Yani onları üreten 3-4 tane ülke var. İleri teknoloji. Yani dolayısıyla Türkiye'nin Su-35 ile ortak üretim yani özellikle motor ortak üretimi söz konusu olabilir. Çünkü Rusların motorları gerçekten Amerikan motorlarından daha iyi diyebilirim. Yani Pratt & Whitney'den daha iyidir. Uzun yıllar Moskova'da yaşamanın bir duygusal etkisi de var mı acaba? Nereden yok bunu, hayır, hayır tamamen teknik. Tarafsız olmaya çalışıyorum. Objektif tarafsız olmaya çalışıyorum. Şimdi o zaman ben de bir iddia ortaya atıyorum. Madem buraya geldik. Belki de Türkiye Su-35 almayacak türlü nedenlerden ötürü ama Milli Muharip Uçak projesi devam etmekte. TUSAŞ tarafından çok önemli bir proje. Ve Türkiye kendi uçağını geliştirme hedefini ortaya koydu. 5. nesil olması hedeflenmekte. O uçağa da bir motor lazım. Evet. Bizim de kısa süre içinde bir motor geliştirmemiz kolay görünmüyor. Bu bir zaman alır. Neredeyse 10 yıllık bir zaman gerekir. Az önce dediğim motor kolay. Ha. Yalnız o tür bir motor zor. Tamam. Diyorum ki ben de Türkiye'nin milli muharip uçağını acaba Su-35'lerde kullanılan motoru veya bir versiyonunu almayı da görüşmekte midirler diye ben ortaya atıyorum. Bu da ben olsam öyle yaparım. Kayıtlara geçmiş öyle olsun. Ben öyle. CNN Türk'ten bu notu paylaşmış olayım. Bu ihtimal önümüzdeki günlerde de kamuoyunun gündemine gelirse şaşırmayalım.